Halil Güneş hocamız, Allah uzun ömürler sıhhat afiyet içerisinde versin, bizim derslerimize geliyordu. Derste bize şöyle bir hatırasını anlattı. Dedi ki, Kızıltepe'nin bir köyünde imamlık yapıyorum. Köyden bir vatandaş bana musallat oldu. Dedi ki, Seyla, jimerici ders abice, bana da bir ders ver. Ben de ders okumak istiyorum filan. Ben dedim ki, ya mübarek, sen daha Kur'an-ı Kerim okumasını doğru dürüst yani beceremiyorsun. Hele bir öğrenirim Kur'an-ı Kerim'i. Ondan sonra temel diğer derslere gelir. Yok hocam demiş. Ben ilim aşığıyım. Neyse. Şafii ilmihali olarak bizim Kur'an-ı Kerim'i temel dini bilgileri öğretmek için Kur'an-ı Kerim'i bitirdikten hemen sonra okuttuğumuz bir kitap var. Gayetül İhtisar. Şerh-i İbn Kasım ona şerh yazmış. Başka alimler ona şerh yazmış vesaire. Kitap Şafii ilmi halinde kısa bir kitap, kısa bir metin. İlk bahsi temizlik bahsidir. Kitab-ı Tahareti. İlk cümleleri de şöyle başlıyor. El miyahu leti yecuzu bihet tathiru seb'u miyahen. Temizlik suları yedi çeşittir. Öyle devam ediyor gidiyor. Seyda dedi ki, Halil hocam, iki üç satır okuttum ama gerçekten anlayıp anlamadığından çok emin değilim. Yani üç satır okudu, kenara çekildi. Caminin bir köşesine sakallarını sıvazlamaya başladı. Böyle derin derin düşünüyor. Yanına vardım. Dedim ki kardeş bir problem mi var? Yok hocam bir problem falan yok da düşünüyorum da ahirette biz alimlerin hali ne olacak? Valla seyda tiştüktü ne ya ezdi fikrim le ahireti hali me aliman ve cevap. Hiçbir problem yok. Ama o kadar bir ağır mesuliyet altına girmiş ki alim olmuş tabi. Düşünüyorum da ahirette biz alimlerin hali ne olacak? He. Diyor ben dedim ki kardeş vallahi 20 senedir ben medrese talebelerine ders veriyorum. Ama daha kendime alim gözüyle bakmıyorum. Daha alim olamadım. Ama maşallah sen 3 satır okudun ve maşallah kısa sürede de alim oldun. Muhteşem. 3 satır okuyarak alim olmuş. Şimdi içtihat konusunu işlerken doğrusu bu hatırayı hatırlamamak mümkün değil. Üç satır okuyarak, üç satır meal ezberleyerek, üç satır Türkçe okuyarak, üç satır efendim ilim okuyarak alim olduğunu, müçtehit olduğunu zanneden insanların çoğaldığı bir ortamda